Soru için çok teşekkür ediyorum. Bu soruyu şöyle algılıyorum ben. Bir koç danışanıyla kaç seans görüşmeli, hangi durumlarda daha fazla ya da hangi durumlarda daha az görüşmeli gibi algılıyorum bu soruyu. O yüzden daha genel bilgiler üzerinden gidiyor olacağım. Çünkü her görüşmenin farklı farklı özellikleri var. Solaritas olarak dediğimiz bir şey var. Biz diyoruz ki bir danışanla ortalama görüşme süresi yaklaşık olarak 7 seans olmalı. 7 seans bir zirve noktası değildir. 7 seans aynı zamanda bir ne minimum ne maksimum herhangi bir şey belirleyen bir nokta değildir. Fakat koça bir işaret vermesini bekliyorum 7 seansın. 7 seans şu demek. Danışan seninle yüzlerce saat görüşmek istiyor olabilir. Fakat bizim amacımız daha fazla seans görüşmek, yani dolayısıyla daha fazla para kazanmak için daha fazla aksiyon içerisinde olmak değildir. Bizim aksiyonumuz şudur. Bir düşünüş modelidir koçluk, bir düşünme modelidir, bir ilerleme modelidir. Ve bu modelde bir süre sorular sormaya başladığınızda danışanın bu soruları kendi kendine sormaya başladığını görürsünüz. Yani her aksiyonda örnek veriyorum koç devamlı olarak şunu soruyorsa, peki bu sana ne söylüyor diyorsa herhangi bir konu için, danışan da herhangi bir durumla karşılaştığında bir anda kendi kendine diyor ki, peki bana bu ne söylüyor? Yani alt anlamları aramaya başlıyor, gizli ajandalarını görmeye başlıyor. Dolayısıyla danışanın dili, koçluk yeterince etkinse, etkiliyse danışanın dili de dönüşmeye başlıyor. Bu dil dönüşümü otomatik olarak onun kendi önüne çıkan şeylerde rahatlamasını sağlıyor ve daha hızlı adım atmasını sağlıyor. Ama bu şu anlama gelmez. Hani bir danışanla biz 7 seans görüşürüz, bir daha asla görüşmeyiz gibi bir anlama gelmez. Hatta Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun bu konuda bir sınırlaması yok. İstersen 100 saat, istersen 1000 saat görüşebilirsin. Benim genel tecrübem 7 seansın genel olarak bir danışanla görüşürken yeterli olduğu, 2 bundan daha uzun süreler 40 seans, 50 seans gibi görüşmelerin bir parça bağımlılık yarattığına ilişkin hissiyatım var. Çünkü koçluk çok özel bir şey, belli açılardan özel, farkındalık sağlamak açısından özel olduğu gibi biri sizi çok yüksek bir dikkatle, çok yüksek bir varoluşla, hazır bulunuşlukla dinliyor. Dolayısıyla dünyadaki en keyifli anlardan bir tanesinden bahsediyoruz. Yani danışan o sırada şunu diyor. Diyor ki ben değerliyim, ben yeterliyim. Biri beni görebileceğim en yüksek odaklılık seviyesinde dinliyor. Dolayısıyla bu muhteşem bir duygu. Fakat aynı zamanda bu duygunun karşı tarafla koç arasında bir bağımlılık ilişkisi yaratma potansiyeli var. Özellikle normal hayatında bu kadar ilgi göremeyen, bu kadar dinlenmeyen bir danışansa bu onda bir zafiyet haline de gelebilir. Tabii koç olarak otomatik olarak da görüşmelere devam etmek, aynı zamanda varlığı sürdürebilmek için bu durumu avantajına dönüştürmek gibi imkanlar da mevcut. O yüzden diyorum ki ben özellikle 7 seans sizin için bir merkez nokta olsun. Bunun 5 seans olması ya da bunun 9 ya da 10 seans olması hayatı tüketen bir şey değil. Artı bir faydası daha var bunun. Varsayalım ki bir şirketle anlaşma yapacaksınız ve bu şirkette şirket size soruyor, diyor ki bir koçla bir danışanla kaç saat görüşeceksiniz, buna göre sözleşme yapacağız. Saat ücreti bu. Sözleşmede işte şu kadar saat yer alacak ama işte o şu kadar saatin bir cevabı yok. Ben mesela çok rahat bir şekilde müşteriye teklif yaparken ya da firmaya teklif yaparken şunu diyebiliyorum. Direkt şeye yazıyorum teklif metnine, 7 seans çarpı koçluk ücreti eşittir şu. Dolayısıyla bana pratik olarak da çok fayda sağlıyor bu 7 seans. Ama bu 7 seansı bir çeşit böyle taşa yazılmış, kesin olarak uyulması gereken bir kural alırsak yanlış bir yere gitmiş olabiliriz. Diğer taraftan kişisel inancımı yansıtırsam 7 seans bir danışanın acil problemlerini çözmek için ya da acil ilerlemelerini sağlamak için ya da gerçekten çok önem verdiği şeylere odaklanabilmek için yeterli bir süredir genel olarak. Ancak ve ancak danışan belki belli aralıklar bırakarak, yani atıyorum 7 seans çalıştı ama sonrasında 5-6 ay daha hiç ilişki kurmadan, çalışmadan tekrar belli konularda geçici durumlarla yine koça gelebileceğini düşünüyorum. Fakat 7 seans gibi net bir sınırlama ya da 10 seans gibi net bir sınırlama, 12 seans gibi net bir sınırlama yapmak doğru değil. Fakat dediğim gibi Uluslararası Koçluk Federasyonu açısından böyle bir sınırlama söz konusu değil. Örneğin bir danışan bana gelip belki 6. seansımızda, yani baştan 7 seanslık bir anlaşma olduğunu düşünelim. 6. seansımızda koçluğun bitişiyle ilgili bir panik yaşadığını varsayalım. Yine belirten örnekteki gibi. Öyle bir durumda da koç aslında 6 ya da 7 seansa neden panik yaşandığı üzerinde daha fazla durmalı. Yani
Mesele daha fazla seans kalması değil, mesele o paniğin ne öğrettiği, o paniğin ne söylediği aslında. Acaba danışan yalnız bırakılacağını mı düşünüyor, danışan terk edileceğini mi düşünüyor? Ya da nasıl bir ilişki var, oradaki öğrenmeye daha fazla dikkat etmek, onu daha fazla yansıtmak lazım. Mesela şöyle bir soru buna örnek olabilir. Bu panik sana ne anlatıyor? Ya da bu panikte nasıl yaşıyorsun? Belki hayatın başka alanlarında da benzeri panikler görebilirsin. Bu sana ne anlatıyor gibi bir soru belki biraz daha yansıtma ve netlik sağlayabilir diye düşünüyorum.